ben size bir taktik vereyim mi? Ver. Ama kötü bir taktik, sevmeyecek. Yani eşim diyecek ki bir daha Erdem'le görüşmeyelim. Peki aynı anda en fazla kaç tane projeyi yönetebildin? Ben 35 yaşında korkarak çıkmadım. Hangi cesaretle yurt dışına çıktım? Bu IR35'a da özellikle girelim çünkü yazılımcıların yaşadığı en büyük problem. Herkese selamlar. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bugünkü konuğum Erdem. Evet Erdem, hoş geldin kanalıma. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor alay? İyi, güzel gidiyor. Bize biraz kendinden bahseder misin? Ben ne yapıyorum? Cambridge'de yaşıyorum. IT işiyle ilgili DevOps kontratları yapıyorum. Yazılım projeleri, sistem projeleri yapıyorum. Ne kadar zamandan beri İngiltere'desin? Ben şu anda 5. yılındayım. IELTS'a başvuracağım. Indefinite Leave to Remain'e başvuracağım. Eceler, hanımlar 3 yıldır buradalar. Onlar da işte 2 yıl sonra. Onlar da IELTS'a başvurmuş olacaklar. Onlar sonra başvuruyor tabii. Sonradan önce gelmiş. Ben geldim. Ben geldikten onlar 2 sene sonra geldiler. Sen bizden bayağı bir eskisin. Daha tecrübelisin bizden daha. Tabii. Çok da tecrübeli değil. 5 sene sonuçta nereden baktığına bakar. Çok uzun bir süre değil ama tabii çok kısa da bir süre değil. İngiltere'ye yeni gelmek tabii zorlu bir süreç. Bu süreçte kaç tane şehir değiştirdin? Ben şu anda 16. şehirdeyim. Ben çok sayıda farklı farklı şehirlerde kaldım. O kaldığım şehirlerde kontratlarım yüzünden şehirleri değiştirdim. Özellikle son 2 sene içinde hep remote'dan çalıştım ama onun dışında çok fazla sayıda şehir değiştirdim. Evet. Peki şimdi bu videoyu izleyen yazılımcılar olacaktır mutlaka. Ya da gelmeyi planlayan insanlar olacaktır. Kontraktör olarak iş almak kolay mı? Hani ne önerirsin insanlara? Ben öncelikle insanlara kontraktör olmalarını önermem. Yani öncelikle bir süreç var. İşçi olmaları lazım. Bir yerde kendi zamanlarını dedike edip çalışabilecek kesme gelmeleri lazım. Eğer belirli yetenekleri elde ettilerse daha sonra bu yeteneklerini pazarlayabilecekleri bir şekilde satmaları gerekiyor. Peki bu işleri ağırlıklı olarak hangi mecra üzerinden buluyorsun? Ben şu anda özellikle son 5 kontratı LinkedIn'den buldum. Ben sürekli pazarlama yapıyorum. Bu ne demek? Yani İngiltere'de IR35 diye bir iş seti var, kuralları var. Eğer o kuralları beklersem, İngiltere'de kalırsam benim için büyük problem. Ben işleri LinkedIn'den bulabilmek için sürekli olarak pazarlama yapıyorum. Ama Amerika'da da bir şirketim var. Şu anda İrlanda'da bir şirket kuruyorum. Yani Amerika, İngiltere ve İrlanda 3-4 kıtada birden pratik bir şekilde iş almaya çalışıyorum. Bu IR35'a da özellikle girelim çünkü yazılımcıların yaşadığı en büyük problem. Ne oldu, ne değişti de IR35 problem oldu? Hani bu kısmını birazcık daha detaylandırabilir misin? IR35 İngiliz devleti diyor ki eğer sen gizli bir işçiysen ben seni sobeleyeceğim diyor. İngiliz devletin dediği bu. Çünkü işçiler her ayın sonunda vergilerine gidip devleti ödüyorlar. Ama small business'lar vergilerini yıl sonunda ödüyorlar ve de bunu genellikle kaçırma eğilimindeler. Ve devlet diyor ki eğer işçi olarak çalışan, örneğin büyük bankaların kiraladığı on binlerce kontraktör var. Bu kontraktörlerden büyük vergi kayıpları var. Bu vergi kayıplarını ortadan kaldırmak için diyor ki gizli işçi olarak çalışan insanlara ben ekstra vergi vereceğim diyor. IR35 işi içinde. Small business'a zaten küçük işletme konseptine karşı bir konsept. Peki aynı anda en fazla kaç tane projeyi yönetebildin? Ben aynı anda butik çalıştığım için benim ücretler yüksek, benim zaman ücreti yüksek. Ben aynı anda 2 kontrata girip çalışıyorum ya da 3 kontrata girip çalışıyorum. Bazen 4 olduğu da oluyor ama 4 olduğu zamanda çok uçları belli işler olmuş oluyor. Genelde zamanımı satmış değil, parça başı iş yapmış oluyorum ama o zaman da çok yüksek fiyatlar karşılığında yapıyorum ve müşterilere de söylüyorum bunu ben ancak bu kadar sürede deliver edebileceğimi de müşterinin kendisine söylüyorum. Peki aynı anda kaç tane farklı ülkeye iş yaptın diyelim? 3 mü? Yani aynı anda Amerika'ya iş yaptım, Katar'a iş yaptım, Lüksemburg'a iş yaptım. 3 ayrı yere iş yapmış. Yapıyor. 3 ayrı time zone'da. Oradaki problem aynı anda kaç kişi iş yaptığın önemli değil. Microsoft'ta çalışıyordum. Ben adamlar aynı anda 200 ülkede birden iş yapıyorlar. Sen small bir business olduğun için bizim en büyük problemimiz bizim zamanımız sınırlı. Yani ben o 24 saat içinde oynuyorum. Sabah saat 6'da kalkıp akşam saat 12'de yatsan, 6 saat uyusan bile senin zamanı sınırlı. Yani 18 saat içinde oynaman lazım. Orada farklı time zone'lar içinde oynayabiliyorsan süper. İki tür kontratı alma şansınız var. Bir Upwork'ten alabilirsiniz. Bu Türkiye'den izleyen insanlar için önemli. Upwork gibi mecralardan eğer kontrat alırsanız daha commodity, daha
ucuz işler yapmak evet. durumunda kalırsınız. Ama daha ben mesela security cleared işlere giriyorum. Bunlar daha butik kontratlar. On-site gidip çalışmak durumunda olduğunuz, birebir fiziksel toplantıya girdiniz. Burada da çok yüksek sayıda kontrat alma şansınız yok. Alay, hangi cesaret yurt dışına çıktın? Bu soruyu sormamdaki neden? Ben 35 yaşında korkarak çıkmadım. Hangi cesaretle yurt dışına çıktın? Şimdi o ben, cesaret nereden aldın? Yani? Aslında benim bu konuda küçük bir idmanım vardı diyebilirim. Tabii aynı şeyler değil ama ben yıllar önce, yani ben Trabzonluyum. Trabzon'da İstanbul'a tek başına tabii bir tanıdık vesilesiyle birlikte geldim. Ve tamamen hiç herhangi bir ailemden bir destek almadan, bir şey almadan kendi tek başına buna cesaret ettim. Ondan bir tecrübem vardı açıkçası. Sonra bir 10 yıl gibi bir zaman dilimi içerisinde İstanbul'da kendimi bir şekilde geliştirdim. Üniversitemi okudum. Tamamlaman gereken şeyleri tamamladım. İş sahibi oldum. Artık rahat bir şekilde geçinebiliyordum. Evlendikten sonra arkadaşımdan duydum. Ankara anlaşması var, düşünür müsün falan diye. Bir düşüneyim dedim. Ve zaten benim hep böyle bir yurt dışına, eskiden yurt dışında üniversite okumak gibi bir hayalim vardı. O artık geçti, biraz yaş da ilerledi. Bundan dolayı yine ama aklımda yurt dışı olduğu için eşime de danıştım. Eşim de kamera arkasında şimdi. Ona da bir danıştım. O da açıkçası hiç şey yapmadı. Hani olmaz, ne yapacağız falan filan demedi. Gidelim dedi. Ve bundan dolayı buna bir cesaret ettik ve geldik. 1,5 yılı geçti, şu anda İngiltere'deyiz. Alay, İngiltere'ye hangi vizeyle geldin? Ne kadara mal oldu sana? Güzel bir soru. Ankara Anlaşması'yla geldim. Turkish Business Person vizesi oluyor. Onunla beraber geldim. Ankara Anlaşması kapsamında. Kendi sermayemizle geldik. Son bir tek atımlık bir sermayemiz vardı. Onunla beraber geldik. Yani ortalama bir 5000 pound'la bu işi hallettim diyebilir misin? Sermayeyle beraber 8-9 bin pound gibi bir şeyle geldim ben. Ben yuvarlıyorum o zaman. 10 bin pound gibi bir ortalama, parayla evet, 10 buraya bin pound geldim. Peki o 10 bin pound biter bitmez o korku süreci nasıldı senin? Şimdi 10 bin pound bitmeden zaten çalışma sürecine ben başladım. Mümkün olduğunca yani çünkü bir yerden geldik, ev tutmaydı vesaireydi, her şey sütliman değil, ev bulamıyorsun, arıyorsun, uğraşıyorsun. Bunlar şey değil yani, çok basit işler değil gerçekten de. Bunları bu süreçte zaten cepten yiyorsun. Bir yandan da ne yapacağız, iş ne olacak, nasıl yapacağız, nasıl geçineceğiz, bunları düşünüp duruyorsun. Biz sanırım bir 40 gün falan bunlarla uğraştıktan sonra, hadi 2 ay diyelim, bunlarla uğraştıktan sonra bir şekilde az da olsa ufak ufak kazanmaya başladık. Sonra işte artık geçim sağlayabilecek konuma geldik şu anda açıkçası. Ama bu süreçte herhalde bir 1,5 yıl falan sürdü diyebilirim. Kolay olmadı. Bu iş bulma süreçleri falan, bunlar gerçekten de basit işler değil. Yani ben şöyle yapmadım açıkçası. Yani tamam, kabul ediyorum, bizimki de bir delilikti şu anlamda. Türkiye'den böyle bir uzaktan remote olarak iş bağlayıp da gelebilseydim, ki o da kolay bir şey değil. Gelebilseydim burada çok daha rahat ederdim. Geldiğinde en azından bir gelirim var, bir şey var diye düşünebilir insan. Biz hiçbir şey yokken geldik. Ama işte bir zorluğun içine girmeden de bir şeyler hallolmuyor. Eğer ben deseydim ki iş bulamam, ne yapacağım, ne edeceğim falan, uzaktan da bağlayamadım, iş yapamadım deyip boşver gitmeyelim deseydim, şu anda burada oluyor olmazdım açıkçası. Anladım. Peki kendini ne yaparsan başarılı buluyorsun, ne yapmazsan başarısız buluyorsun? Kendine böyle bir roadmap yaptın mı? Kendine bir harita çıkardın mı? Yani kafamda Alay'ı ben 30 yaşında, 35 yaşında burada görürsem başarılı, burada görmezsem başarılı dediğin ne var? Şimdi şöyle, benim öncelikle yaptığım işi ben gerçekten seviyorum. Yaptığım işte de motive olmam için en büyük şey, hani olumlu sonuçlarını görmek, olumlu feedbackler almak benim için en büyük motivasyon kaynağı. Yaptığım iş derken search engine optimization, social media marketing'den bahsediyorsun. Evet, evet. Mesela örnek vereyim. Şu anda search engine optimization yapıyorum. İstatistikleri sürekli kontrol ediyorum. Bazen düşüş oluyor, bazen yükseliş oluyor. Ama mesela o grafiğe böyle yükseldiğini gördüğüm zaman inanılmaz seviniyorum, inanılmaz mutlu oluyorum. Peki bu videoda mesela ne dersen de böyle sayılar fırlar? Şeyde mi, istatistiklerde mi? İstatistik, yani bu videonun için öyle bir content koyacaksın ki Alay Onay'ın kanal böyle zıplayacak. Yani şu anda 2000-3000 aboneden 30.000 aboneye gidecek. İnsanlar şey arıyor, güzel hikayeler arıyorlar. Çarpıcı başlıklar arıyorlar. Tabii şu an buna düşünmem birazcık düşünmek lazım. Bak ben sana söyleyeyim, mesela benim buradaki hikayem, benim ilk kontratım buradaydı.
buraya bir size gelmeden önce ben hanımlara bir yere gezdirdim. Buraya yakın bir yerde Latterboard diye bir yer durduk. Orada yemek yedik. İlk gel yemek yediğim yerde durduk. Orada durmamızdaki en büyük neden ben oraya geldiğimde sen 10 bin poundla gelmişsin. Ben buraya eksi parayla geldim. Eksi parayla gelip oradaki ilk kontratı alıp orada kendime can suyu vermem benim için en önemli şeylerden bir tanesiydi. Mesela oraya gelmemdeki en büyük neden, ondan sonra Birmingham'a gidip ondan sonra 3. gün buraya gelmemdeki en büyük şey, oradaki hikayeyi hanım görsün, anlasın. Evet, buraya gelmek aslında o kadar kolay değilmiş desin de. Çünkü benim hanım dediğim gibi 2 sene sonra geldi. 2 sene sonra gelmesinin de belirli bir nedeni var. Çünkü ilk başta eğer belirli bir kapitalin olmazsa ayakta durma şansın çok fazla olmuyor. Bu ayakta durma işini nasıl görüyorsun İngiltere'de kendi içinde? Ya sürekli zaten bir arayışta olmak gerekiyor. Sürekli bir şeyler yani bu işi bağladım tamam bitti olmuyor açıkçası. Biz yani Türkiye'de böyle bir iş bulayım, kendimi oraya bağlayayım, kafam rahat olsun, ay sonu maaş alayım derdinde oluyordu Türkiye'de. Burada olunca birazcık daha tamam bu işi buldum ama başka neler daha kopartabilirim, neler daha bulabilirim derdinde oluyorsun. Birazcık diken üstünde oluyorsun. Hele ilk zamanlarda bayağı bir diken üstünde oluyorsun. Tamam. Peki kendini geliştirmek için o small business'a geçmeye çalışıyorsun diye anlıyorum. Onu yapmak için kendin ne yapıyorsun? Şu anda şey yapıyorum ben. Birkaç tane sertifika aldım. Burada sertifikalar Türkiye'ye göre şey yani daha çok geçerli olan şeyler. Bunun dışında da işte İngilizcemi geliştirmeye çalışıyorum. İngilizce çok önemli. Yeterli değil İngilizcem. Çünkü birçok iş görüşmesine katıldım online olarak. Özellikle pandemi döneminde. Yani direkt akıcı olarak İngilizce konuşmanı istiyorlar. Yani öyle şey olmuyor. Ben kendi işimi görüyorum. İşimi görecek kadar hallediyorum. Yok öyle olmuyor. İngilizcini geliştirmek için ne yapıyorsun? Yani buraya bu yani. Videoyu izleyen kişi İngilizcesini geliştirmek için senden nasıl bir taktik alabilir? Benden şöyle taktik alabilir. Yani bu klasik şeyler söyleyeceğim ama işte altyazılı film izleme muhabbeti var. Sürekli İngilizce film izleme, film dizi izleme gerekiyor. Online olarak şu anda ben en azından ders alıyorum online olarak geliştirmek için. Yani imkanını bulsam şu anda normal fiziksel olarak da gidip ders alacağım. Ben size bir taktik vereyim mi? Ver. Ama kötü bir taktik. Sevmeyecek. Yani eşim diyecek ki bir daha Erdem'le görüşmeyin. Benim mesela evde ben kızımla İngilizce konuşuyorum. Evet. Kızımla Türkçe konuşmuyorum. Siz iki kişisiniz. Birbiriniz İngilizce konuşabilirsiniz. Ki evet. Ne kadar Türkçe konuşmak isteseniz de İngilizce konuşmanız sizi belirli bir yere koyacak. Bunu niye söylüyorum İngilizce? Çünkü ben o videonun başında da söyledim. Benim diğer ortalama kazanan insanlardan daha fazla kazanmamdaki en büyük neden Türkçe'de de çok fazla geçmiyor. Üretkenlik çok anlaşılmıyor. Productivity. Sizin belirli bir zamanınız var. Senin İngilizce okuyacak, öğrenecek bir zamanın, hanımın belirli bir zamanı var. Ama siz zaten birbirinizle Türkçe konuşuyorsunuz. Türkçeyi biliyorsunuz. Evet. İngilizceyi bilmiyorsunuz veya İngilizceyi öğrenmek istiyorsunuz. O zamanı İngilizceye çevirebilirsiniz ve birbirinize sürekli feedback verebilirsiniz. Ya maruz kalmadan öğrenilemiyor ya. Açıkçası maruz kalmak lazım birazcık. Ama tabii evde bunu yapmak çok daha mantıklı açıkçası. Evet, son olarak eklemek istediğim bir şeyler var mı evde? Ya iyi oldu. Buraya gelip çekmiş olmamız bile benim için güzel. Ben kamerayla ilgili eksikleri yazmış oldum. Ben bu işi evet. Bir business'a çevireyim istiyorum. YouTube işini ve senin yaptığın sosyal medya marketing işini bir business'a dönüştüreyim. Çünkü benim inancım gelecekte dijitalleşemeyen kişiler ve globalleşemeyen evet. Kişiler ortada kalmayacaklar. O yüzden bu ortam için ikinize de çok teşekkür ediyoruz. Burada ben da yemek yiyebileceğiz diye düşünüyorum ama. Evet yeriz. Erdem bu arada videoya çok önem veriyor. Artık o kadar önem veriyor ki artık WhatsApp'tan mesaj değil, text değil, video gönderiyor. Bu videoyla alakalı tekrardan bence üzerine bir video daha çekebiliriz bu konu hakkında diye düşünüyorum. Evet, yani bugün öğrendiklerimizi dahi çeksek buradan evet. Bir şey çıkmış olur. Şu Wireless Go 2'yi kuramadık. Mesela senin aletle çalıştı, evet. Bununla çalışmadı. Ben bu iki çizgiliden üç çizgiliye geçişini öğrenmem lazım. iPhone Pro Max'e bağlamayı öğrenmemiz lazım. Evet. Evet yani eksikler çok. Evet ya bu tarz şeylerde bu işte gerek mekan, ses, görüntüyle alakalı birçok problem çıkabiliyor. Sürekli test edip denemek lazım. Öncesinde hazırlık yapmak lazım diye düşünüyorum ben de. Benim gördüm ama çok iyi ekip olmuşsunuz ikiniz. İkinizin iyi ekip olması çok önemli. Ben Ece'yi de bu işin içine alayım. Özellikle pre-production'a, production sürecini alayım istiyorum ama belirli bir zaman. O da beni izliyor uzaktan.
bu süreci birlikte yapıyor olmanız çok güzel. Çünkü tek başına da belirli bir yere kadar evet. yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet. Eşime de buradan teşekkür ederim. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Erdem'e tekrardan teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanala abone olun. Erdem'in kanalına da abone olabilirsiniz. Açıklama kısmında onun da linklerini bırakacağım. Hoşça kalın. Bye bye.